Devletin Siirt Valiliği'nin ve Baykan Kaymakamlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü bir proje. Özellikle destekleme kursları ile işte ekranlara gelen bu öğrenciler burada görmüş oldukları eğitimlerle büyük bir başarıya imza attılar. Ekranlara gelen, şu an ekranlara gelen Ferda Gümüş 120 sorunun tamamına TEOG'da doğru cevap verdi ve Türkiye birincisi oldu. Yani sayılı kişiler arasında, kendisi şu an yanımda, kendisine bir mikrofon uzatacağız ve hemen arkamda da oturan bir diğer öğrenci ise Şevval Kurkutçu. Kendisi de 120 sorudan 116'sına doğru cevap verdi ve tam puan alamamanın üzüntüsünü yaşıyor. Bu her iki başarılı öğrenciye de mikrofonlarımızı uzatacağız ama ilk önce bir Ferda ile başlayalım. Kutlayarak başlayalım seni. Çünkü büyük bir başarıya imza attın. İlk önce bir duygu ve düşüncelerini alalım. Zor oldu yani ama çalışınca oluyormuş bazı insanların destekleriyle. Evet. İnşallah hedefim doğrultusunda yamulmadan yürürüm. Hedefinde neler var peki? Küçüklükten beri yani hep doktorluk aşılandı. Doktor olmak istiyorum. Ne doktor peki, branş olarak ben seçtin? Ben plastik cerrahi istiyorum. Özel yani, bir nedeni var mı peki? Mesleği konuştum yani mesleği bu olanlarla, onlar da beğeniyor. Benim de çalışırsam yapabileceğim kolay ve güzel bir meslek. Yani dershaneye gitmeden 120 sorunun tamamına doğru cevap verdin. Neye bağlıyorsun bunu? Ailemin, sonra kaymakamlığın ve okulumuzun verdiği desteğe. Yeterli oldu mu peki kaymakamlığın açmış olduğu bu kurslar? Senin bu başarıyı elde etmende katkısı olduğunu düşünüyor musun? Tabii ki, sonuçta her sorunun, söylenen, öğretilen her sözün, her bilginin katkısı var. Yani Baykan'ın 5000 nüfusu, 6000 nüfusu var ve böyle küçük bir yerden Türkiye'de derece yapmak nasıl bir duygu, onu bizimle paylaş. Beklenmedik ama güzel bir duygu. Herkes, gördüğüm herkes takdir ediyor. Onlara da teşekkür ediyorum. Sen görünce inandın mı 120 sorunun tamamını doğru cevap? Hayır, inanmadım. Yani başta inanmadım, kontrol ettim, tekrar yaptım. Sonuna kadar baktım ama yani tam sonucu görmeyinceye kadar insan inanamıyor. Evet. Peki şunu da sorayım sana. Aslında en çok merak edilen de şu. Yani sen bu başarıyı sağladın bu bölgede ama bu bölgede maalesef bütün türlü olaylar dinlek bilmiyor. Başarılı bir öğrenci olarak, örnek bir öğrenci olarak bir çağrın olur mu burada? Biz artık buranın terörle, savaşla değil de böyle güzel eğitim haberleriyle adının yansımasını, adlanmasını, adılmasını istiyoruz. Diğer öğrencilerimizi de teşvik ediyoruz. İnşallah daha çok çalışılır, daha çok başarılı. Yani silahlar değil, kalemler konuşsun. Peki, çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Tabii buradaki başarılar yalnız Ferda ile sınırlı değil. 116 net yapan var, 114 net yapan var. Keza Siirt merkezde de gene il birincilikleri var ama tabii böyle bir ilçede özellikle devletin sağladığı imkanlarla bu başarıyı sağlamak çünkü çok önemli. Yanımızda 120 sorudan 116'sına doğru cevap veren Şevval Kurkutçu var. Bir de kendisinin düşüncelerini alalım. Herhalde çok üzgün olmalısın. Yani 4 soruyla büyük bir başarıyı kaçırdın. Gerçekten de şu anda üzgünüm çünkü 120 yapabilmek elde varken 116 yapmak, hani bu da bir başarı olsa da 120'nin olamayacağına üzüldüm. Peki devletin açmış olduğu bu kursların bu başarında katkısı olduğunu düşünüyor musun? Evet, gerçekten katkısı var. Çünkü biz, bunlar olmasaydı, bize böyle bir destek olmasaydı bu kadar iyi yapabilecek miydik bilemiyorum. Dershaneye gitmeyi düşünüyor musun artık? Hayır, düşünmüyorum. Yani buradaki eğitimler yeterli diyorsun. Evet, bence yeterli. Bunlarla da başarabiliriz biz. Peki senin hedefinde neler var? Ben de gerçekten arkadaşımın dediği gibi küçüklükten bir hayal olsa gerek. Doktor olmak istiyorum. Cerrah olmak istiyorum. Tam uzmanlık alanı ise ya beyin cerrahı ya kalp cerrahı. Peki bu 116 soruyu doğru cevaplaman ailende nasıl bir etki yarattı? Sana karşı olan bakış açıları değişti mi? Evet, değişti. Zaten baştan beri çok büyük bir destekle beni destekliyorlardı. Hala daha büyük, böyle bu sefer 120'ye ulaşmamı diliyorlar. Evet. Evet, kutlarım ikinizi de, diğer arkadaşlarınızı da, başarılarınızın devamını da diliyorum. Ve yine arkadaşlar, özellikle Baykan'ın gururu haline gelen arkadaşları Ferda için...